uygundur şimdi, onu da söyleyelim. Bir gün diyor Cebrail aleyhisselam ki o 600 tane kanadı vardır. Onun ki onları kanatları açtığı vakit doğudan ve batıdan bütün gök alemleri onun kanatlarından başka bir şey göremez. Ve o kanatlarını diyor şöyle bir geriye bir öne bir itti mi senin anlayacağın lisanda en az 3000 kusur senelik bir yol kat ediyor. Bir vuruşta. Senin cetin metin hiç onun yanında. Velhasılı kelam Cebrail aleyhisselam bakıyor diğer melaikeye da. Her şeye bakıyor. Her şeye değil kendisine açılmış olan o perdede seyrediyor. İsrafil, Mikail diğerlerine de bakıyor. Bakıyor ki bir de benim Allah ile aramdaki bir mesafe var ki o da direkt huzura çıkamıyor gene ayrı mesele o oraya hiç girmeyin. Ve bu makama kadar diyor hiçbir melaike gelemiyor ben geliyorum. Merak etti diyor bir gün acaba diyor Rabbil Alemin benden daha büyük bir melaike benden daha güçlü bir melek yarattı mı? Onu diyor kalbine zerre kadar o geldiği anda ona bir emir geldi. Kalbine ilahi emir. Ya Cibril şimdi bu olduğun makamdan falan makama kadar bir uç. Orada bir meleğimi görürsün. Ona selamımı söyle. Rabbinin sana selamı var de. Sen değil misin? Peygamberler arasındaki mekik dokuyan melek değil misin? Meleklerimin arasına da koyayım seni bir ben bakalım. Git ona bir selam söyle dedi. O yer bildirildiği anda ona ki o yerde onun ruhunda yoktu. O yerin haritası hiçbir şey görmemiş o güne kadar. O perde ona açıldı. Ve o kanatları diyor ona önce yakın göründü ama vura vura diyor. Uçuyor. Gidiyor ama gittik sonra bakıyor Allah ne kadar uzakmış bu. Yaklaşamıyoruz buraya. Melaikeye yorgunluk gelmez. Yorgunluk geldi diyor ona. Ve emredildiği bölüme indiği vakit kendi de şaşırdı. Bir haller oldu bana. Baktı bir melaike orada oturmuş zikirde. Rabbimin sana selamı var dedi. O melaike ona yukarıdan bakıp çok uzaktan konuşuyorsun dedi sen. Sesini işitemiyorum. Yakın gel. Ki Cebrail aleyhisselamın sadece ilk defa Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk defa diyor onu melek suretinde gördüğü vakit ki peygamber o. Hiçbir peygamber ve hiçbir melaike o peygamberin kaldırdığı ilahi tecelli sırrı kaldıramaz. Ve onu diyor o halde gördüğü anda o zangır zungur titredi Efendimiz. Hasta oldu vücut. Vücut ona göre ayarlanacak. Geldi yattı diyor. Öyle demiyor mu? Tabii öyle diyor. Geldi yattı Efendimiz. O melaikenin heybetinden. Ki onun diyor bir sedası bir ses verse şimdi bir sesli bir nida yapsa bütün bu yaratılmış olan her şey bir anda kaybolmaya yeterlidir o sesten dolayı. Nasıl ki o jet geliyor böyle uçuyor o sesten dolayı zangır zungur binalar yerinden sallanır. Camlar yerinden toza döner bazen yıkılır gider öyle bir ses verse diyor Cebrail aleyhisselam. Dünya yerinden kaybolur. Konuşmuş o melaike o ses ile. Rabbimin sana selamı var. O melaike uzaktan konuşuyorsun, duyamıyorum demiş. Yaklaş yakına gel. Ben yakındım zannettim diyor. Bir adım daha attım. Onun diyor heybeti karşısında o büyüdük sonra ben küçüldüm. Her yaklaşımımda diyor
O melaike öyle bir büyüdü ki diyor, ben onun yanında zerre kaldım. Her konuşumda, her yaklaştığımda daha da yaklaştım. O bana buyurdu ki, duymuyorum. Beni diyor, işaretti bu, bu el değil onlardaki. Bir eliyle tuttu, o bir avucuna koydu. Ve beni kulağının dibine koydu. Konuş dedi, şimdi duyarım belki. Konuştum dedi, gene duyamıyorum dedi. Aldı diyor beni kulağının içerisine koydu. Şimdi konuş dedi. Çok bilirim. Çok bilmişlik var ya bu dünyada şimdi. Bu hale düşmüş insanlar. O hadiseyi bize Efendimiz anlatıyor şimdi. Nerede buldun bunları, çıkarttın sen ya diyor şimdi. Uydurduk ya. Uydurma olur mu hiç? Peygamber meclisi devamlı hazırda duruyor. Sohbet devamlı peygamber.